Mahmut Başyiğit Özgürlük 10 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak Aydın E-tipi hapishaneye konulmuştu. Cezaevine girmeden önce Safra Taşı şikayetleri vardı. Hapishaneye girdikten sonra şikayetleri artınca Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş ve 22 Aralık 2023 tarihinde çekilen ultrason sonucunda safra kesesinin normal boyutunu kaybetmiş olduğu gözlenmiş. Safra kesesiyle 7 Şubat 2024 tarihinde safra kesesinin alınması için ameliyata girmiştir. Ameliyatta safrada tümör olduğu fark edilmiş ve kötü huylu tümörün karaciğer, kalın bağırsak ve mideye yayıldığı anlaşılmıştır. Bizler hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Mahpusların yaşamış olduğu tüm sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük. Mehdi Boz, tiroid bezi kanseri, KOAH, hipertansiyon, böbrek, mide, prostat ve diş hastası olmasına rağmen sağlık ve tedavi hakkına erişimi engelleniyor. 25 Mayıs 2016 tarihinde tiroid ameliyatı olan ve kanser teşhisi konulan Mehdi Boz, kanser tedavisinde engellendiği, hastaneye sektirin geciktirildiği, telepçili muayene dayatmasına maruz kaldığını belirtmektedir. Mehdi Boz, komisyonumuza gönderdiği son başvurusunda ise, biliyorsunuz benim birçok ağır sağlık sorunlarım var. Tiroid bezi kanseri, hipertansiyon, mide, KOAH, prostat, idrarda kanama, diş, böbreklerimde ise kis ve protein kaçağı var. Bulunduğum hapishanede birçok keyfi uygulamayla karşı karşıyayız. Aile uzak yerden ziyarete geliyor. Ziyaret saati sabah 9'da. Zaten ziyaret saatleri sınırlı. Ailem her ziyaretime geldiğinde en az yarım saat gecikmeli olarak ziyarete yetişebiliyorlar. Bununla ilgili onlarca dilekçe yazdım hapishane idaresine. İdareyle görüştüm. Ziyaret saati 10.30 ya da 10.30 olan bir yer verilmesini istedim. Hapishane idaresi bu insani talebimi çözmedi. İnsani bir talep için dahi açlık grevine girmek zorunda bırakılıyoruz. 14 Şubat 2024 tarihinden bu yana süresiz açlık grevindeyim. 13 gündür kanser ve tansiyon ilaçlarımı alamıyorum. Kanser ilacımı alamazsam hastalığım tetikleniyor. Tansiyonum neredeyse 15'lere fırlamış. Arama da altında ayda 2-3 defa hücrelerimize giriliyor. Birçok eşyalarımızı alıp götürüyorlar. Niye bunları yapıyorsunuz dediğimde de sorun ve sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Buradaki keyfi uygulamalar saymakla bitmiyor. Sağlığım da pek iyi değil demiştir. 26 Kasım 2016 tarihli 244. F oturmasında sağlık durumuna dikkat çektiğimiz Mehdi Boz'un o günden bu yana hastalıkları daha da ağırlaşmasına rağmen tedavi ve sağlığa erişim koşulları iyileştirilmediği gibi hapislik koşulları da ağırlaştırılarak yaşamı ve sağlığını tehlikeye atmıştır. Bu hafta Sincan Birnoğlu yüksek güvenlikli kapalı hapishanesinde tutulan ağır hastalardan Eren Odabaş'ın durumunu aktarmak istiyoruz. Eren Odabaş 9 Şubat 2024'te tutuklanarak Marmara Kapalı Hapishanesi'ne konulmuş ve daha sonra da kendi isteği dışında Sincan Birnoğlu yüksek güvenlikli kapalı hapishanesine sürgün edilmiştir. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde desmoid tümör teşhisi konuldu. Teşhis sonrasında ameliyat edildi. Ameliyattan sonraki rutin kontroller esnasında kitlenin nüksettiği anlaşılmıştır. Bu teşhisten sonra onkoloji bölümünde tedavisine devam edildi. Nexavar adlı ilaç kullanmaya başladı. Ancak bu ilaç kalbine etki ederek QT uzamasına bağlı olarak nabzı 26'lara kadar düşmüştür. Bu ilaç kesildikten sonra farklı iki ilaç kullanımına başlanmıştır. Bu iki ilacın kullanımına rağmen kitle büyümeye devam edince onkoloji ve kardiyoloji onkolojisi takibinde olmak üzere kesilen Nexavar adlı ilacın kullanımına tekrar karar verildi.
Ancak tutuklandıktan sonra ilaca da başlayamamış ve kontrollere gidememiştir. Marmara Hapishanesi'ne ilk geldiği zaman Çapa Tıp Fakültesi tarafından verilen durum bildirir raporunda kontrol süresinin geldiği, görüntüleme zamanının geldiği ve özellikle yakın takipli olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu yazıya rağmen Sincan'a getirilmiştir. 6 yıldır tedavi gördüğü hastanenin İstanbul'da olmasına rağmen Ankara'da olması sağlık hakkının ihlali demektir. Ayrıca tutuklu olmasına rağmen yüksek güvenlikli hapishanede tutulmasından dolayı günde 1,5 saat havalandırmaya çıkabiliyor ve hareket alanının olmamasından dolayı da kitlenin bulunduğu bacağında ağrılar oluşmaya başlamıştır. Tedavisinin ve yakın takibinin devam edebilmesi için İstanbul'a tekrar sevk istemiş olmasına rağmen bu talebi henüz gerçekleşmemiştir. Eren Odabaş'ın bir an önce Çapa Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin devam edebilmesi için sevk edilmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde de gerekli raporların alınarak tahliye edilip dışarıda sağlıklı koşullarda tedavisi sağlanmalıdır.